Evet, take off. Dedik olmadı. Evet, kalkışımızı yaptık. Şu anda aslında yelkenlik bir rüzgarı yok. Ama küçük küçük balonlar şu ovadan kopup bu tarafa doğru geliyor. Böyle termikle karışık tepeye tutunmaya çalışacağız. Çok böyle yelkenlik bir rüzgar hiç yok. İşte gelen balonları kullanabilirsek kalacağız. Kullanamazsak patlayacağız. Yani olan böyle bir şey olacak. Böyle bir uçuş olacak. Evet, şimdi varyo falan yok üstümde. Yani varyosuz şöyle uçmaya çalışıyorum. Zaten varyo olsa dit 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 öterdi. Siz de duyardınız. Varyo yok. Varyo olmadan şöyle takılmaya çalışıyoruz burada. Yani rüzgar böyle 5-8 falan. Rüzgar hiçbir şey yok. Termikler de böyle tepeden işte tepe artı 100, tepe artı belki 200 yapacak kadar kaldırıyor ama diğer pilotlardan da gördüğümüz kadarıyla çok fazla yani yukarı tırmanabilen olmadı şimdiye kadar. Biz de deniyoruz. Şu an kimse yok. Trafik yok. Bekliyorum. Bir tane balonun gelip beni kaldırmasını bekliyorum. Yani ona eğer girebilirsem ben de şu tepeden biraz böyle yukarıya doğru atabilirim kendimi diye bir plan yapıyorum ama şu harness hakkında konuşmak istiyorum biraz. Harness bu High Can Fly için aldığım Sapphire'ın Radikal 3 modeli. Yani bunlarda şöyle bir olay var. İnanılmaz derecede sallıyor. Yani bu başlangıç öğrencileri için olan o ABS sistemi falan diyorlar ya, işte hani sallantıyı azaltan, hani böyle daha stabil olan, kanattan gelen o işte tepkimeleri fazla hissettirmeyen sana. O modelden değil. O modelin tam tersi modeli bu. Yani inanılmaz sallanıyor, inanılmaz dengesiz bir harness. Hiç tavsiye etmiyorum başlangıç öğrencilerine. Hiç güzel bir şekil değil yani. Tepeyi hafif kurtardım gibi bir 360 attım. Şimdi bir tane daha atıyorum. Alt limitlere yakın olmanın şöyle bir dezavantajı var. Yani şu anda ben Blue Light ekipmanla bayağı alt limitlere yakın oldum. Kanat 70-100. Ben böyle 77'de, 78'de falanım. Toplam ağırlık, her şeyin toplam ağırlığı 78 falan yapıyor. Yani alta yakınım. Ve gerçekten böyle sağdan soldan haşır uşur böyle kapanma sesleri duyuyorum. Yani ki şu an çok stabil yani böyle Mersin'in İşte birlik, ikilik, uyduruk termiklerinde uçuyorum. Hani böyle Kayseri, Denizli, işte ne bileyim Çameli, Mameli oralarda uçsam uçamam herhalde. Yani çok da
hoş bir kombinasyon değil. Şu an burada beni zorlamıyor, hatta avantaj oluyor bana. Hani ben küçük küçük şeyleri de dönebiliyorum. Ama böyle sağdan soldan haşır uşur haşır uşur sesler geliyor ara ara. Yani öyle çok daha güçlü termiklerin olduğu bir yerde uçsam, çok daha türbülanslı bir yerde uçsam büyük bir ihtimal uçamayacağım. Yani hep sağdan kapanacak, soldan kapanacak, berbat bir uçuş keyfi olacak. Evet, şimdi az önce kaldırmıştı, şimdi tekrar bıraktı. Evet, bir kaldırıyor, bir bırakıyor. Berkin aşağıda beni bekliyor. Evet, kaldıran yerde dönüyoruz. P3 yelkenle alakalı çok fazla video yapmıştım. Ama hani yine bir kere daha üstümden geçeyim bu uçuşta. Biz hep kaldıran yerde uçmaya çalışıyoruz. Yani amacımız teknik olarak bizim hep kaldıran yerde uçmaya çalışmak. Eğer bir yer bastırıyorsa, tepenin sağı, solu, ortası neresiyse bunu anladık diyelim. Burası bastıran bölge. Bizim oradan uzakta bir yerde uçmamız lazım. Yani mesela şu an bakın burası kaldırıyor, tepenin tam ortası. Benim burada uçmam lazım. Az önce sağ tarafa gittim. Sağ taraf güzel olmadı benim için. Sürekli çöktüm. E demek ki ne? Benim sağ tarafa gitmemem lazım. Öncelikle bunu anlayacağız. Ve kaldırmayan yerlerde hızlı uçacağız. Yani frenleri bırakacağız. Oradan hızlıca kaçacağız. Kendimizi kaldıran bölgeye hızlı bir şekilde atacağız. Kaldıran bölgeye geldikten sonra şöyle %10 fren çekerek minimum sink, yani minimum çöküş pozisyonuna geçebiliriz. Evet, az önce bakın çökmüştük. Tekrardan bir termik yakaladık. Tekrardan bir balonun içindeyiz şu anda. Tekrardan bizi kaldırdı. Bir 360 daha atıyorum. 360'ı atıyorum ve çöküyorum. Anlıyorum ki düşüyorum. Yani aslında çok da atmasam da olurmuş. Tekrardan şöyle ileri doğru açılıyorum. Yelkenle alakalı bayağı video yaptım. O yüzden tekrardan yapmak istemiyorum. Yani çok fazla sayıda video var yelkenle alakalı. Bundan sonra Nisan Mayıs ayı gibi daha çok termikle alakalı videolar yapmaya çalışacağım. İşte Ölüdeniz'de olacağım. Ölüdeniz'de eğer denk gelirse işte nasıl termik uçarız konulu videolar yapmaya çalışacağım. Bunun için ama mesela böyle havalarda en başta 360 atmayı öğrenmek şart. Ya tamam, şu an diyelim ki ben P3 seviyesi bir pilotum. İşte P4'de hazırlanacağım. Mesela Berkin de şu anda onu hazırlıyoruz. Ya ilk öğrenmesi gereken şey Berkin'in temiz, kontrollü 360'lar atabilmek. 360 atamadığınız zaman o zaman yelken termik uçamıyorsunuz zaten. Evet, beni az önce şu ortası kaldırmıştı. Bir daha oraya gidiyorum. Evet, şimdi bak az önce kaldıran yer şu anda kaldırmadı. Evet, kaldırmıyor. Ağaçlara çok yanaşmamış. Şimdi kaldırıyor. Hafiften hissediyorum kaldırdığını. 1, 2, 3, 4, 5 saniye boyunca kaldırdı. Ben artık kaldıran yerin içinde dönmek istiyorum. Değil mi? Zaten dönüşte belli bir yüksekliğim azalacağı için benim kaldıran yerin içinde dönerek yani o yüksekliğimin daha fazla azalmasını engelliyorum. Tekrar o tarafa gitmiyorum. Bu taraf kaldırmıştı beni. Buralarda o kaldıran bölge içinde 8'ler çizerek buradaki kaldırıcıyı kullanmaya çalışıyorum. Çok düz mantık. Şu anda normal 8'lerimi çizerek ne yapıyorum? Kaldırıcı içinde kalmaya çalışıyorum. 8'leri çizerken her zaman trafik kontrolünü yapıyoruz. Önce bakıp sonra dönüyoruz. Önce dönüp sonra bakmıyoruz. Önce bakıyoruz, sonra dönüyoruz. Evet, şöyle Berkin'e doğru gidelim. Berkin şöyle altımızda. Berkin! Merhaba.
Evet, şu anda biz böyle yavaş yavaş artık tepenin altına doğru düşmeye başladık. Yani bu saatten sonra daha fazla zorlayacak bir yerim kalmadı burayı. Zorlamanın bir anlamı da yok, artık açılıyorum. Çünkü çok bastırıcı var yani. Onun içinde böyle 8 çizip çizip alçalmanın, çizip çizip alçalmanın hiçbir anlamı yok. Ovaya doğru açılıyorum. Orada bir şey bulup yükselip tekrardan tepeye gelmeye çalışacağım. Hem iniş alanına ulaşımı da garantiliyorum yani. Hani iniş alanına garanti şu an ulaşabilirim. Ama eğer bir şey yakalarsam şu önümdeki boşluk alanda, onunla belki dönüp yükselip tekrardan tepeye doğru gidebilirim. Tepenin önünde sürekli çöktüğüm alanda 8 çizmenin hiçbir mantığı yok. Yani orada böyle anlamsız 8 çizip hiçbir anlamı yok yani. Gerek yok. Şu anda gidiyorum. İniş alanına doğru gidiyorum. Evet, hiçbir şey bulamadık. Hiçbir şey denk gelmedi. Yani büyük bir ihtimal eğer bulamazsam hala bir daha 360 atmam zaten. Çok yaklaştık çünkü yere. Ondan sonra gidip ineceğiz mecburen. Yapacak bir şey yok. Yani hiçbir şey denk gelmiyor. Şu anda gidiyorum. Zaten yani havayı da kontrol ettim ben. XC Skies'tan oradan buradan baktım. Öyle bir termikli bir gün değil bugün. Bulutlu bir gün değil. Sisli puslu gıcık bir gün. Öyle yükseltici falan filan yok yani. Lift mift hiçbir şey yok. Sadece boş bir hava var. Hiçbir şey yok. Şu an eğer bağırıyor olsaydı şöyle bir ses duyacaktık. Dıt şeklinde bir ses duyacaktık. Hiçbir şey yok. Evet, iniş alanındaki rüzgara bakıyorum. Güneyli gösteriyor. 5-8 arası güneyli bir rüzgar var ama öğlen saatleri olduğu için tam inişe yakın böyle kaldırabilir, bırakabilir. Bunlara da dikkatli olmam gerek. Yani bunlara karşı hazırlıklı olmam gerek yani. Şimdi iniş prosedürüne geçiyorum. Neydi? İniş alanımı 45 derecelik açıyla görecek şekilde kendimi bir yere konumlandırıyorum. Bu rüzgara göre, inindiğiniz yere göre, engellere göre, iniş alanının şekline göre değişiklik gösterebilir. Bunu şöyle yapın, böyle yapın dersem yanıltıcı olur. Çünkü her iniş alanı birbirinden farklı. Yani Türkiye'de atıyorum işte 100-200 tane iniş alanı varsa hepsi birbirinden farklı konumda. Farklı şekilde, farklı uzunlukta, farklı engellere sahip olabilirim. Ne yapıyorum? Genel olarak hepsinde aynı şey yapıyorum. 45 derecelik açıyla hedefe bakıyorum. Eğer açım 30, 25, 27 düşünce ne yapıyorum? Son yaklaşmaya giriyorum. Eğer düşerse son yaklaşmaya giriyorum. Şu an 35 derecelerde falanım. 45 dereceyle geldim. Bir tur attım, 35'e düştü. Şimdi bir tur daha atarken biraz daha düşecek. Ondan sonra artık dönüyorum. Bakın şimdi mesela 30'a düştü. Tekrar kaldırıyor, bırakıyor. Artık gidiyorum. Yavaşça tutuyorum. İleri geri. Gidişatını engellemek için. Bu pompaları siz yapmıyorsunuz. Biz eşekliğimizden yapıyoruz. Siz yapmanızı istemiyoruz.
ve hedefe iniyorum. Evet, hedefe indik. 12'ye indik. Normalde hedefçi değilim ama böyle biraz tandemci gibi oldu bizim iniş. Hedefçi inişi gibi olmadı. Bu son yaptığım pompa, palya, malya, bunların hiçbirini size tavsiye etmiyorum. Ben de alışkanlık olmuş. Biz böyle tandemci kafası olduğu için yapıyoruz ama yeni başlayanlara tavsiye etmiyoruz. Asıl tavsiye ettiğimiz öbür videolarda vardı. Bu şu an yani böyle hani inişi böyle yapın, böyle yapılmalı falan filan gibi bir şey demiyorum. Yanlış anlamayın.